Çok uzun bir aradan sonra bugün yine birlikteyiz. Şükür olsun, hamdolsun. Yüce Allah'ın kitabını konuşabilme noktasında bu imkanları bahşeden, bu hizmete vesile olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Kur'an'ı konuşmak, Kur'an'la konuşmak, Kur'an'ı konuşturmak, Kur'an'la hemhal bir hayat yaşayabilmek, elbette Kur'an'la tanışık ve barışık olmaktan bu yol geçiyor. O itibarla Ali Bey'in ifade ettiği gibi bugün 4. yıl derslerimize başlamış oluyoruz. Haziran ayının sonunda Ra'd suresini Mayıs'ın sonunda. Haziran'da ne yapmak? Ne var? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Kur'an'dan tam 5 ay uzak. Bu ayıp olarak yeter bize. Böyle bir yanlışlık bir daha yapmayalım. Hiçbirimiz Kur'an'dan bu kadar ayrı durmaya tahammül edemiyor olmalıyız. Bir ufak hasbihal edelim, sonra derse başlayalım. Ben bu 5 aylık sürede boş durmamaya gayret ettim. Kur'an'a nasıl hizmet edebilirim? Neler yapabilirim? Allah'a bir söz vermiştim tam 20 yıl önce. 1988 yılında üniversitede asistan olduğum o ilk dönemde söz vermiştim. Demiştim ki, Ya Rabbi, akademik hayata başladığımız şu günlerde bu unvanları alma işi bitene kadar yapacağım kabahatler için peşinen özür diliyorum. Ama bu akademik unvanlar alma işi bittikten sonra bu canı, bu teni senin uğrunda her fedakarlık için istihdam edeceğime söz veriyorum. Ben o zaman zannediyordum ki bu günler gelmez. Ama geldi çattı. 2008 yılı başı itibarıyla artık kullardan ya da dünyadan herhangi bir beklentiyle hareket etme dönemi bitti. Çünkü o dünyevi unvanlar da neticede ihsan edilmiş oldu. Onlardan herhangi bir eksiklik kalmadı. Aslında unvana çok önem veren bir adam hiç olmadı. Ama toplumun böyle bir algısı olduğu için, yani bir konuda konuşanlar eğer unvansız adamlarsa onlara itibar etmiyor kimse. Unvanlılardan da aşağı unvanlılar konuşuyorsa yukarıdakiler var diye gene itibar görmüyorlar. Onun için bu unvan işinin bitmesi gerekiyordu, bitti. Geriye Kur'an'a daha gönülden hizmet etme kalmıştı. Ben ne yapayım diye çok düşündüm. Ben bu kitaba nasıl hizmet etmeliyim? Herkes kendisi ne yapabileceğini herkesten daha iyi bilir. Zaman zaman sizlere burada aktarıyordum. Bir meal yazıyordum. Çok farklı bir usulde bir meal yazıyordum. Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre sayfadaki ayetleri konu konu bölerek, her bir ayet grubuna başlık koyarak, başlığın altında konuyu hatırlatarak, sonra metin ve toplu bir meal yazarak
gerekiyorsa bazı nüzul sebepleri ve izah tekniğini uygulayarak her ayet grubu ile ilgili dört şey yaparak bir meal hazırlıyordum. Bu her ayet grubu ile ilgili dört farklı şey yapma çalışmamın dörtte üçünü bitirdim. Dörtte biri kalmıştı. Sonra başka bir şey oldu. O meali şimdilik bıraktım. Ne olduğunu da söyleyeyim. Ben hoparlöre hiç kıymet veren bir adam değilim. Hoparlörden çıkan ses önemlidir. Sesin kime ait olduğu hiç mühim değildir. Mühim olan doğrunun duyulmasını sağlamaktır. Ha bu, ha bu ağızdan, ha başka ağızdan. Ne fark eder? Ben Bayraktar Hoca'nın tefsiriyle tam 6 yıl ömür tükettim. Fikri dünyamın çok önemli hassasiyetlerini o tefsire aktardım, hediye ettim. Adımın konu kullanılmasından da zaman zaman rahatsızlık duyduğumu ifade etmek isterim. Hak etmediğim bir takım yüceltici ifadelerden sıkıntı duyduğumu sizler de bilmiş olun. Bu ara Ağustos ayı mıydı? Temmuz ayı mıydı? Tam şimdi ayı hatırlayamıyorum. Başka bir dostumuz benden bir şey istedi. İsmini söyleyeyim. Mustafa İslamoğlu abimiz bir meal hazırladığını ve bu meali basmadan önce benim bir kontrol etmemi istedi. Ben de bir işi yapacaksam adam gibi yaparım. Gelişi güzel. Böyle bir şey yapılmış olsun, mühim değil mantığıyla yapmam. Oturdum birkaç ay o mealle, kendim yazıyor olduğum zaman nasıl hassas davrandıysam aynı hassasiyeti onun çalışması için de ortaya koydum. Ve İstanbul'a gittim. Onunla birkaç oturum kanaatlerimi paylaştım. Gördüm ki Mustafa Hoca bilgiye susamış ve hakikati kim de görse almakta tereddüt etmeyen bir tevazu sahibi. Başkalarının kanaatleri beni bu anlamda hiç bağlamıyor. Ben kendi gözlemimi ifade edeyim. Onunla konuştuğum şeylerin tamamına yakınını benim sözlerime itibar eder buldum. Ve meali çıktıktan sonra görünce konuştuğumuz şeylerde benim sözlerimi dikkate aldığını müşahede ettim. Böyle olunca hazır bir meal çıkmış ve içinde bu acizin de ufak tefek katkıları varsa yeni bir meal bir daha çıkarmanın şimdilik çok önemli bir aciliyetinin olmadığını düşündüm ve ben kendi mealimi bıraktım. O arkadaşımızın, abimizin gerçekten çok emek vererek hazırladığı o mealin Türkiye gündemini biraz meşgul etmesini bekleyin. Eğer ihtiyaç olursa benim yaptığım işe, zaten büyük bir kısmı bitti, geri kalanını birkaç ayda tamamlayabilecek durumda. O itibarla yazın Kur'an'a öyle bir hizmet yaptım. Sonra ben bu dersleri burada işte yıllardır yapıyorum, biliyorsunuz. Camilerde yıllarca vaaz ettim. Yüzlerce konferanslar verdim. Yüzlerce televizyon programı yaptım. Kur'an'ı, Allah'ın kelamını insanlara ulaştırmada benim de kendime göre bir tekniğim var. Yani bir 20 yıllık Kur'an talebesi olarak zihnimde yerleşmiş bir Kur'an algısı var. Bu algıyı öyle cafcaflı cümleler söyleyerek anlaşılamaz bir hale dönüştürmeden, olabildiğince anlaşılabilir bir dil kullanarak ilahi kelamı muhataplara aktarmaya gayret eden bir siretim var. Bir hayat standardım var.
O doğrultuda dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'in şu kısa surelerini bu konuştuğum gibi bir anlatayım. Bir yazayım bakayım. Yazabiliyor muyum? Herkes, her şeyi herkes gibi güzel yapamaz. Ben çok iyi yazdığımı hiç iddia etmem. Ben iyi bir yazar değilim. Yazamam yani. Ama kalıcı olan da yazık ki yazmak. Yazmıyorsanız uçuyor. Kimsenin aklında doğru düz bir şey kalmıyor. Konuşmalar yaptığım zaman fıkralar anlatıyorum. Birkaç yıl geçtikten sonra karşılaşıyorum o ortamlardakilerle. Bir bakıyorum ki fıkrayı hatırlıyor adam. Beni hatırlamıyor. Fıkra dışında anlattıklarımı hatırlamıyor. Fıkrayı anlattığım konuyu da hatırlamıyor. Bir tek fıkrayı hatırlıyor. Ben palyaçoluk yapmadığımı düşünüyorum. Fıkraları konular hatırlansın diye anlatıyorum. Ama baktım ki yazmadan olmuyor. Sadece yazmayla da olmuyor. Sadece kitapla olsaydık Allah-u Teala peygamber görevlendirmezdi. Bunu konuşan bir adama ihtiyaç var. Yazılı kitaba ihtiyaç var. Onu hayatının vazgeçilmezi yapacak önder ve örnek insana da ihtiyaç var. Peygamberlik bize bunu öğretti. Peygamberler tarihinde gördüğümüz gerçekler doğrultusunda. Düşündüklerimi 23 kısa sureyi ele alacak şekilde yazıya geçirdim. Şimdi görüyorum ki bir kısmınızın elinde var. Bunu nasıl elinize geçirmiyorum? Kitabını satan ve kitabını reklamını yapan adamlardan nefret ederim. Benim hayatımda böyle bir usul hiç yok. Dersinde kitabını pazarlayan adamdan o ağızdan hakikat çıkmayacağını düşünüyorum. O hakikati parasına kurban etmiş bir adamdır. Ben İsmail Bey kardeşim ile bir diyalogumuzdan kaynaklanan 40-50 tane kitap ona verdim. O da hani acaba dostlara koysak ne olur filan dedi. Sen bilirsin dedim. O amaçla geldi. Sanıyorum bunun başka bir çıkar yolu yok. Çünkü başka hiçbir yere vermedim. Kitaplar hep bende. 3000 tane bastım. 2900 tanesi bende. Duruyor. Ne olacak bilmiyorum ne olacak. Bu pazarlama işlerinden alamıyorum. Ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Geri kalan siz Allah emretmişse gemiyi yapmanıza bak. Suyu geminin yanına getirmek Allah'ın işidir. Siz görevinizi yapın. Ateşe bile düşseniz orayı gül bahçesine çevirmek Allah'ın işidir. Ben Allah'ın nusretini bekliyorum. Onun için çok pazarlama gayretleri içerisine girmedim. İlahiyattaki öğrencilerime dağıtıyorum, dağıtacağım. Dostlarıma dağıtacağım. Şimdi istirhamım şu. Bu benim için hayatımın bundan sonraki kalan kısmıyla alakalı bir milat. Şu demek. Böyle tabii çok muhterem insanların kaleme aldığı tefsirler var. 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt. Hepsi önemli. Ben hiçbir kitabın zararlı olduğuna inanmam. Sadece bir teknik usul farkı gözetilebilir aralarında. Böyle uzun tefsirlerin pek okunmadığını görüyorum. Dedim ki şöyle, böyle el kitabı gibi olsun. Küçük çantaların içine konabilsin. Lazım olduğu kadar adam koltuğunun altına alabilsin. Durakta okusun, ayakta okusun, işte okusun. Yeter ki malzemenin büyüklüğünü şikayet konusu edip okumaktan uzak durmasın. Ben Kur'an'ı böyle anlamaya ve böyle bir metotla Kur'an'ı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi istirhamım şu. Kimin elinde varsa Allah rızası için
bu kardeşinize yardım amaçlı bu kitabı okuyun. Okuyun ve kanaatlerinizi bana bildirin. Üç kanaatten birini bekliyorum. Bir, çok güzel oldu, Kur'an'ı böyle anlatmaya devam et. Yaz. Böyle olabilir. İki, iyi oldu ama rotuş ihtiyacı var. Şöyle olsa daha iyi olur. Üç, Kur'an böyle anlatılmaz, hiç uğraşma. Bunun üçünden herhangi birini bana bildirmenizi istirham ediyorum. Çünkü bu bilgileri aldığım ve değerlendirdiğim günlerden sonra hayatımın rotasını ona göre çizeceğim. Gerekiyorsa ben Kur'an'ı böyle anlatmaya devam edeceğim. Şurada hemen her sureyle ilgili yazmaya gayret ettiğim, her ayetin her kelimesiyle ilgili söylemeye çalıştığım hakikatler benim için Kur'an'ın bütünü anlamında da mümkün. Şu anda oturur ve bunları yazar. Ama yararlıysa yapmak lazım. Bir işe yarıyorsa yapmak lazım. Ne boşuna zaman kaybı, ne ekonomik israf, ne de milletin duygularına yeterince aracı olmamak söz konusuysa böyle bir işi yapmak istemiyorum. Ya yılbaşına kadar bekleyeceğim, Ocak ayına kadar tepkileri bekleyeceğim. Eğer tepkiler nasıl geliyorsa ona göre ondan sonra devam edeceksem gene kısa surelerden, yani ayet sayısındaki kısalıktan uzunluğa göre gideceğim, ama müstakil kitaplar olacağı için herhangi bir kitabı alıp okuyan o bağlamı kavramış olacak yani. Yani şöyle olsa daha iyi olur denirse o da benim için çok muhterem olacak. Yok kardeşim, bu böyle olmaz. Yani bu fuzule uğraşma. Bu da olabilir. Buna da açı. Yani yok bilmem ünvanı profesördür, adam dinlemez, hiç öyle bir şey yok. Allah rızası için ben yardım bekliyorum herkeste. Ha bunu böyle yapamıyorsan ben yapacak iş bulurum kendim. Yani ben başka bir şeyler yaparım. Ama istiyorum ki kelamullah'la hayatım hiç uzak kalmasın. Ona hizmet edeyim. Ama anlamlı olacaksa bunu yapayım. Yararlı olacaksa yapayım. Anlaşılabilir bir sunum gerçekleştiriliyorsa bunu yapayım. O doğrultuda işte bu yaz boyu burada 3 ay buradaydım, hiçbir yere gitmedim. Bununla uğraştım. Bunu ürettim. Hanımlar çocuk dünyaya getirince nasıl seviniyor, mutlu oluyorlarsa, doğumun asıl güzel olanı beyinde yaşananıdır. Beyinde doğum yaşamayan adam doğumun sancısını ve doğanın kıymetini alamaz. Beyin doğum yapmalıdır. Benim beynim bunu üretti. Yeni bir çocukla karşılaşmış gibi büyük bir huzur duydum. Ama tekrar ediyorum. Bu bir deneme, bu bir sunum. Eğer doğruysa, yararlıysa devam edecek. Yararlı değilse o zaman istişarelerimiz doğrultusunda kendi hayatımıza yeni bir rota çizeceğiz. Allah ömür vermişse kitabıyla konuşmaya gayret edeceğiz. Bir şey daha sizlere aktarayım. Ali Bey'in ifade ettiği gibi işte geçen hafta sonu burada bir Kur'an sempozyumu düzenlendi. Şehrimizde cumartesi ve pazar iki gün her dakikası Kur'an'ın konuşulduğu bir toplantı yapıldığı için vesile olanlara gönülden dua ettim. Allah'ın kitabı konuşulduğu için. Şikayet edecek, eksik görülecek hususiyetler elbet vardır. Ama Fecir ve Dost der Samsun'da iki gün dolu dolu Kur'an konuşturdular. Onlara huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Allah onların
Kur'an'a gösterdiği izzeti Kur'an'ın da onlara göstermesini nasip ve müyesser eylesin. İzzeti ve şerefi Kur'an'da arayanlar yüzüstü yere düşmeyeceklerdir. Bu Allah'ın garantisiyle ortaya konulmuş bir gerçektir. Tekrar kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah burada demek ki bunlar oluyormuş. Demek ki burada potansiyel varmış. Tabii şikayetlerimiz var. Ne var? İlahiyat fakültesi orada yoktu. Şikayetlerimiz var. Ne var? İmam Hatip orada yoktu. Şikayetlerimiz var. Ne var? Din kültürü öğretmenleri orada yoktu. Şikayetimiz var. Ne var? Diyanet camiası orada yoktu. Ama o salon doluydu. Mühim değil. Mühim değil. Mühim olan Allah'ın kitabının size inmesini sağlamaktır. Bu ümmete bu kitabın tamamı henüz inmedi. Ne kadarını duymuş ve ne kadarını hayatına geçirmişse o kadarı indi. Daha tamamı inmedi. Bu tür sempozyumlar, bu tür toplantılar hayatımıza Kur'an'ın tamamıyla inmesini sağlayacak vesileler olsunlar. Allah niyetini kendinden yana belirleyenlere bütün yollarını açacağını söylüyor. Ankebut suresi 69. ayet. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Çalışmasını, cehdini, mücadelesini, fedakarlığını, azmini, kararlılığını bizden yana belirleyenlere biz bütün yollarımızı göstereceğiz. Çünkü Allah işini düzgün yapanları yalnız bırakmayacak, onlarla beraberliğini ilan edecektir. Bakara suresinde de buyuruyor ki, Estağfirullah, o iki gün orada gözlemledim. Çok farklı insan grupları var. Türkiye'nin değişik yerlerinden pek çok insan gelmiştir. Onları orada gözlemlerken şu ayeti hatırladım. Buyuruyor ki Bakara suresinin 148. ayetinde Yüce Allah وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Herkesin yönelmekte olduğu bir yönü mutlaka vardır. Ama siz hayırda yarışanlar olun. Yönünüzü hayırda yarışmak diye belirleyin. Amacınız hayır yarışması olsun. Eğer böyle olursa siz nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Bu tempozyumların böyle birlikteliklere şahitlik ettiğini görüyorum. O itibarla şimdi burada bulunanların da hemen hemen her biri farklı bir meşguliyetin insanıdır. O farklı meşguliyetlerle de olsa hayatımız Allah'a layıkıyla kul olabilme noktasında şekillenmiş ise işte Allah sizi bizi bu arada burada bir araya getirir. Bakara 148. ayet hayatın her alanında kendisini gösterebilecek bir ayettir. Burayı da hakka şahit tutulacak mekanlardan biri olarak şenlik tutmak durumunda görebileceğimiz şu kıymetli hizmet içinde imkan sunan kardeşlerimize yeniden teşekkür ediyorum. Allah onların da ecrini zayi etmesin inşallah. Evet. Bu hasbihal cümlelerinden sonra Mayıs ayının sonunda Ra'd suresini okumuş, bitirmişiz. Ra'd suresi
Tabi unutmuş olabilirsiniz. Rahat suresinde ne vardı, ne yoktu, neler yoktu ki Rahat suresinde. Rahat suresiyle beraber bu sezonu bir tevhid abidesi peygamber kıssasından oluşan bir sureyle devam ettirelim diye düşündüm. İbrahim suresini birlikte okuyalım. Bu dönem İbrahim suresiyle başlayalım. Bu İbrahim suresinden sonra sure bitince inşallah bir Medine suresi devreye koyup Medine suresi işleriz. Ama şu İbrahim suresiyle, Hazreti İbrahim'le ilgili biraz gündemimiz olsun istiyorum. Tevhid abidesi muhteşem bir peygamber Hazreti İbrahim, surenin son bölümlerinde onun hayat hikayesinin ufak bir kesiti yer alıyor. Sure adını o bölüm nedeniyle İbrahim diye almış. Biz de İbrahim suresiyle dönemi başlatmış olalım. Çok farklı konular var tabii. Hazreti İbrahim'e gelene kadar bir sürü şey konuşacağız. Şu Hazreti İbrahim'le ilgili bölüm 35. ayete kadar yok. 35. ayetten başlıyor 41. ayete kadar. Oraya kadar farklı şeyler söyleyeceğiz. Yavaş yavaş ilk bölümünü başlatmış olalım İbrahim suresine. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresi Kur'an-ı Kerim'in resmi sıralamasına göre 14. suresidir. İbrahim suresi. 52 ayetten oluşmaktadır. Ve Mekke'de indirilmiş surelerden biri İbrahim suresi. Mekke surelerinin ve Medine surelerinin özelliklerini birkaç defa burada söylemiştim. Çok kısa bir iki cümleyle yeniden hatırlatmak gerekirse, Mekke sureleri iman, özellikle tevhid dairesinde Allah'a iman, ahirete iman konularına vurgu yapar. Bu iman esaslarını oluşturma noktasında çok önemli iki kitaba müracaatı öngörür. Bu kitaplardan biri kainat kitabıdır. İki de bir kainat kitabına gönderme yapar Mekke sureleri. İşte Rahat suresi onun pek çok örneğini içeriyordu. İkincisi ise insanlık tarihinin kitabına gönderme yapar. İşte biz buna kıssalar diyoruz. Peygamber kıssalarına Mekke surelerinde olabildiğince sıklıkla gönderme yapılır. İşte bu sure de bu özelliği itibariyle önce Hazreti Musa'dan, sonra başka bazı peygamberlerden ve sonunda da Hazreti İbrahim'den söz eden kıssa içerikli bir suredir. Kıssayı tarihten ve hikayeden ayıran temel özellikler vardı. Kıssa tarihten farklıdır çünkü tarih yer, zaman ve şahıs ismi belirtilerek yapılan alıntılara deniliyor. Kıssalarda genellikle yer adı yoktur. Zaman hiç yoktur. Şahıs adı da çok önemli birkaç ismin dışında zikredilmez. Dolayısıyla kıssalara tarih denmez. Kıssalara hikaye de denmez. Çünkü hikaye olmuş ya da olması muhtemel olaylara deniliyor. Allah'ın kitabında olması muhtemel olaylardan söz edilmez. Allah'ın kitabında bir şeyden söz ediliyorsa o olmuştur. Kıssalar muhtemel şeyler değildir.
mutlaka olmuş, hakikatı yaşanmış hayat kesitleridir. O itibarla Kur'an kıssalarına tarih de denmez, hikaye de denmez. Elbette Kur'an tarih kitabı değildir ama Kur'an tarihe ışık tutan ve tarihi doğru anlamayı, günü ve yarını planlama noktasında vazgeçilmez öğütler vermeyi amaçlayan bir hakikat sunumudur, kıssa anlatımı. İşte İbrahim suresi de kıssaları olan bir suredir. İlk dört ayetinde sure bir girişle başlıyor. İlk dört ayeti henüz kıssaya girmeden, Hazreti Musa ile ilgili bölüm başlamadan başka bir hakikat tomarına gönderme yapıyor Allah-u Teala. Bugün bu dört ayeti okuyabilirsek fazlasıyla yetecektir. Buyuruyor ki Yüce Allah surenin ilk ayetinde Estağfirullah Elif Lam Ra. Tabi bu mukatta harfleri, işte bu harflerin adı kesik kesik okunan harfler, hecelenerek okunan harfler, bunlar surelerin başlarında niye vardır, bunların anlamı var mıdır, yok mudur? Derin tartışmaların yapıldığı bir konudur bu mukatta harfleri konusu ki biz bu tartışmalara dair kanaatlerimizi burada söylemiştik. Bir teknik bilgi vereyim. Teknik bilgi. Bu tür mukatta harfleri Kur'an'da 29 surenin başında vardır. 29 sure. Bu 29 surenin 27 tanesi Mekke suresidir. 2 tanesi Medine suresidir ki onlar da Bakara ve Ali İmran sureleridir. Başında bu tür harfler bulunan sureler Mekke sureleridir diye bir usul bilgimiz vardır. Yani bir surenin başında bu harfler varsa o sure Mekke suresidir. Böyle bilinir. İki istisnası Bakara ve Ali İmran sureleridir. Niye bu ayetler bazı sureler bunlarla başlıyor da bazıları başlamıyor? Bunları bir uyarı gibi, vahyin gelişine hem Hazreti Peygamber'i hem müminleri hazırlamak amacıyla uyarı kimliğinde söylenmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bunların çeşitli kombinezonlar halinde farklı manalar vermesi muhtemeldir. Mesela Elif Lam Ra'yı, Hamim'i ve Nun'u yan yana getirip Er-Rahman kelimesini göreceksiniz. Bunlar uzun bazı hakikat cümlelerinin kısaltılmış şekli olarak da kabul edilir. Bunlar başında bulunduğu surelerin ismi olarak da anılır. Mesela Sa'd suresi, Yasin suresi, Taha suresi gibi. Bunlardan harfler kadarı bir ayet sayılanlar olduğu gibi iki ayet sayılanları da var. Bir ayetin bir parçası olarak kabul edilenleri de var. Bu tür harflerin ayet olup olmaması noktasında herhangi bir kural yoktur. Mesela Elif, Lam, Mim. Üç harf. Elif, Lam, Mim. Bu bir ayettir. Ama Elif, Lam, Ra. Bu da üç harftir. Ama bu bir ayet değil, ayetin parçasıdır. Hatta mesela Taha iki harftir. Bir ayettir. Taha iki harftir, bir ayettir. Ama mesela Elif, Lam, Mim, Ra. Rahat suresinin başındaki bu mukatta harfleri dört tanedir. Ama bunlar müstakil bir ayet değil. Birinci ayetin bir parçasıdır.
Dört harfli Elif, La, Mim, Ra. Ra da bir ayetin parçasıdır. Ama Elif, La, Mim, Sad şeklindeki dört harfli Araf suresinin başındaki mukatta harfleri bir ayettir. Şunu söylemek istiyorum. Bu harflerin müstakil bir ayet olup olmaması noktasında hepsi için geçerli ortak bir kural yok. Mesela Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Meryem suresinin başındaki mukatta harflerinin sayısı 5 tanedir. Bunlar bir ayettir. Şura suresinin başındaki Hamim, Ayn, Sin, Kaf 5 harftir. 2 ayettir. Niye böyle? Bu kuralı yok işte. Kural olmayan şey niye böyle sorusu sorulmaz. Kuralsız. Bunu Cebrail Aleyhisselam böyle öğretmişti. Bunun herhangi bir standardı yok. İşte bu İbrahim suresinin başındaki Elif, La, Ra harfleri de müstakil bir ayet değil, birinci ayetin parçacığıdır. Başında böyle harfler bulunan sureler ya hemen harflerin sonunda ya biraz daha ileride başka bir peygambere gönderme içerir. Dolayısıyla bu harflerin suredeki ilgili peygamberlere gönderilmiş kitapları ya da vahiy tomarlarını simgelemesi de mümkün. Yani mukatta harfi varsa bir surenin başında, o surede mutlaka geçmişe dair bilgiler vardır. O harflerin o ümmetlerle ilişkili olduğu iddia edilir. Şimdilerde, yani bilgisayar teknolojisinin olduğu şu günlerde bu harfleri anlamak biraz daha kolaydır. Nasıl kolay? İşte bilgisayardan monitörün karşısına geçiyorsunuz, dosyalar var. Her biri bir ikon mu diyorlar buna? Onlar var. Tıklıyorsun üzerine, önüne bir dosya açılıyor. Açılan dosyada bir noktaya bir daha tıklıyorsun, bir dosya daha açılıyor. Bunlar tıpkı dosya numarası gibi kabul edilebilecek dosya isimleri ya da dosya kayıtlarıdır. Bunlar surenin içiyle yakın irtibatlı simgesel anlatımlardır diyebiliriz. Ama bunların manası yoktur kanaati daha çok yaygındır. İşte bu kanaat çok tehlikeli sonuçlar doğmasına neden olmuştur. Çünkü bu kanaati ortaya koyanlar bir süre sonra bu harfler aslında Kur'an'dan değildi, bunu vahiy yazan vahiy katiplerinin isimleri olarak Kur'an'a sonradan sokuşturdular, İthamını maalesef gündeme getirdiler. Bu harfler manasızdır demek hiçbir şekilde doğru bir söz değil. Harflerin manası vardır ama o manaya henüz ulaşamamış olabiliriz. Ama manası var. Manasına ulaşamadık demeliyiz. Manası yoktur dememeliyiz. Allah manasız şeyler göndermez. Çünkü konuşmaktan maksat anlaşılmaktır. Konuşmaktan maksat anlaşılmak ise Kur'an da Allah'ın kelamı olduğuna göre bu kelam anlaşılsın diye indirilmiştir. Anlaşılsın diye indirilen bir kelamın anlaşılmaz parçaları olmaz. Sadece anlamına henüz ulaşılamamış olabilir, birileri ulaşamamış olabilir ama bunlar anlamsızdır diye nitelendirilemez, nitelendirilmemelidir. En Allahu era manasını verirler Elif, La, Ra'ya. Yani ben Allah'ım, en iyi ben görürüm diye bu harflere kelime anlamında bir
arka plan takdir eden görüşler de vardır. Ama her ne olursa olsun harfler anlamsız değil. En kestirme haliyle bunlar ilahi vahyi dinleyenlere yönelik bir uyarıdır, bir ikazdır. Bu ikazı görmezlikten gelemeyiz. Belki bu harflere bugün her zamankinden daha çok anlam yüklemek mümkündür. Niye? Çünkü bu harflerin başında bulunduğu sureleri okuyanlar bu harfleri de surenin bütününü de hiç merak etmiyor. Oysa uyarı tekniğiyle kendinize gelin, Allah'ın kelamı şimdi size hatırlatılıyor, kendinizi ona hazırlayın anlamında bir psikolojik hazırlık sağlanmış olması düşüncesiyle bu harflerin surelerin başlarında bulunmasının son derece isabetli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Elif, lam, ra. Elif harfine, lam harfine ve ra harfine yemin olsun. Bunu böyle tercüme edenler de vardır. Bu harflere Allah-u Teala yemin ediyor. Bu harflerden oluşan kombinezonlar 14 tanedir. 14 değişik kombinezon vardır. Bunlarda anlatılmak istenen hususiyet bütünüyle muhatabın dikkatini çekmeye yöneliktir. Allah-u Teala belki de şunu demek istiyor. Sizin kullandığınız harfleri kullanarak bu kelamı oluşturdum. Bu kelam sizin anlayışınıza aykırı değil. Bilmeyeceğiniz, anlamayacağınız bir usulü yok. Bunun anlaşılmaz bir dili, anlaşılmaz bir mantığı yok. Kullandığınız kelimeleri, kullandığınız harfleri Allah-u Teala istihdam ederek size sesleniyor. Size sizin gücünüzde olan bir teknikle ilahi kelamı ulaştırıyor diye kendimizi vahye hazırlatıcı bir mantık güdülmüş olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bir zaman da Allah'la elçisi arasında bir şifre olabilir şeyine diyorlar. Yani işte iki tane kanaat var bu konuda. Bu aslında Hazreti Ebu Bekir'e nispet edilen görüştür. Bu harfler her kitabın bir sırrı vardır. Allah'ın bu kitaptaki sırrı da bu harflerdir. Bunlar Allah'la peygamberi arasında bir şifredir. Bunların manasına dair Peygamberimiz herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Çünkü sır olarak kalması istenmiştir. Kanaati vardır. Ama ben bu kanaati hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Allah-u Teala'nın kitabı sırlar içeren ve sır olarak kalan bir kitap diye tanıtılmamalıdır. Allah'ın kitabı sır değil. Allah'ın kitabı mübin bir kitaptır. Mübin apaçık demektir. Mübin apaçık ve apaçık hale getiren demektir. İki anlamı var mübin. Bir, apaçık. İki, apaçık yapan. Yani açık ve açıklayan. Kur'an-ı Kerim hem müfessir bir kitaptır, açıklayan kitaptır, hem müfesser kitaptır, açıklanan kitaptır. Dolayısıyla mutlak anlamda manasının gizlenmişliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Öyle bir kapı açıldığı zaman kitabın yarıdan çoğu anlaşılmazlığa mahkum ediliyor. Kur'an'da muteşabih ayetlerin tanımı yapılırken de hep bu ayetler örnek verilir. Çünkü müteşabihe manası bilinemeyenler tanımı getirilmiştir ki bu da asla doğru bir tanım değildir. Müteşabih manası birbiriyle benzeşen ayetler demek. Anlaşılmaz ayet Allah'ın kitabında olmaz. Allah-u Teala anlaşılmamak için konuşmuş olamaz. Allah-u Teala kitabını insanlar anlasınlar diye vahye konu edilmiştir. O itibarla anlamları %100 açık olmayıp farklı ihtimaller içerebilen ayetler vardır. İşte en çok müteşabih
onlar için söylenebilmelidir. Mutlak anlamda anlaşılamaz nitelendirmesi, müteşabih kavramını böyle anlamak Kur'an bütünlüğü içerisinde doğru bir yaklaşım değil. Elif, lam, ra. Bu harflere dikkat edin. Bu harflere yemin ediyorum. Kullandığınız harflerden oluşan bir alfabeyi kullanarak size sesleniyorum diyor Allah-u Teala. Ki bakın bu son söylediğimin aslında tercümesi ayette geliyor. Kitabun enzelnahu ileyke. Sana indirdiğimiz şu kitap şunun için indirilmiştir. Bu kitabı sana şunun için indirdik. Ne için? Lituhricen nase minezzulumati ilen nur. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye bu kitabı sana indirdik. Anlaşılmayan kitap karanlıklara son veremez. Mutlak surette anlaşılmalıdır. Anlaşılmadan karanlıklar sona erdirilmez. Şimdi bu ayette Yüce Allah kitabını niye indirdiğini söylüyor. Kitabını niçin indirdi? Bu bugün herkesin bilmesi gereken bir konu. Yani bu cevabı bugün herkes bilmelidir ki bu kitabın neye yaradığı hakkında kanaat sahibi olsun. Kur'an'ın niye indirildiğinin cevabını Kur'an'dan bulmak zorundayız. Kendimiz Kur'an'a yeni bir misyon biçemeyiz. Sahibi niye gönderdiğini belirtiyorsa işte gerekçe olur. Şimdi bir takım gerekçeler var. Bir, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Burada o ifade ediliyor. Başka ayetler de var. Bir tane değil. Burada ifade edilen hususiyet bu. İnsanları ve bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah bu kitabı indirdiğini söylüyor. Bu kitap mı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor, yoksa kitabın sahibi mi? Kitabın sahibi aslında karanlıkları aydınlığa çevirmeyi gerçekleştiriyor. Nereden? Bakara suresi 257. ayetten bu görülüyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah, Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Bakara 257. Allah iman edenlerin yaranıdır. İman edenleri karanlıklardan aydınlığa Allah çıkartabilir. Eğer biri aydınlık iddiasındaysa o iddianın asıl referansını Allah diye belirleme zorunluluğu vardır. İnsanları karanlıklardan aydınlığa Allah çıkartır. Başkası değil. Çünkü neyin karanlık, neyin aydınlık olduğunun tanımını Allah yapar. Onun için kitabının bir adına da Furkan demiştir. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilen kaynak Allah'ın kelamıdır. Allah'a gitmeden ne karanlıklar tanınabilir, ne onların yerine aydınlık sunulabilir. Allah'a müracaat etmeden karanlıklar aydınlığa çevrilmez. Bir gerekçe bu. Kitabın indirilişiyle ilgili. Bir gerekçe daha söyleyelim. Var, bir sürü var da. Mesela Saat suresinin 29. ayeti. Saat suresi 29. ayette Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun. Şu mübarek kelimesine bayılıyor. Bu sana indirdiğimiz kitap mübarek bir kitaptır. Ne demek? Mübarek demek kıymetli demek. Kıymetliyse ne yapılır bu?
onu mübarek bir erişilmezliğe mahkum ederiz, olur bir. Yani kıymetli, mübarek, erişilmez, saygıdeğer, önünde eğilirsin, öyle bir konum arz eder. Aslında mübarek bereket kaynağı demektir. Mübarek bereket üreten değer demektir. Değerler Kitabullah'ın manasının doğurganlığıyla elde edilir. Onun için beyinde yaşanan doğumlar asıl doğumlardır. Onun için söylüyorum. Kur'an bunu sağlamalıdır. Mübarek oluşu, bereket kaynağı oluşu ile buluşturulur ve anlam böylece oturtulur. Diyor ki Yüce Allah, bu sana indirdiğimiz kitap çok değerli bir kitaptır. Bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. لِيَتْدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Bu mübarek, bu değerli, bu üretken kitabı sana şunun için indirdik. İnsanlar bunun ayetlerini tedebbür etsinler. Ve sağduyu sahibi olanlar öğüt alsınlar. Kur'an başlı başına bir öğüt kitabıdır. Kur'an bir öğüt kitabıdır. Ondan öğüt alabilmek ayetlerini tedebbür etmekle mümkün. Peki tedebbür nedir? Tedebbür muhteşem bir kelimedir. Bakın sevgili kardeşlerim. Tedebbür, şuradaki tedebbür kelimesinin yerine mesela şu kelimeler kullanılabilirdi. Hani kitabun enzelnahu ileyke mübarekün liyetezekkeru liyetefekkeru liyetefekkahu liyesma'u liyubsiru liyakilu. Bunların hepsini kullanabilir. Kullandı. Liyetdebberu kelimesini kullandı. Tedebbür birkaç anlama gelir. Bunu söylemiştim burada ama bir daha söyleyeyim. Tedebbür bir, satıra bakarak satır arasını görmek demektir. Satıra bakarak satır arasını görmek. İki, söylenene bakarak söylenmek isteneni anlamaktır. Söylenene bakarak söylenmek isteneni anlayacağız. Yani ne demek? Bunu birkaç defa söyledim, karşı çıktılar bana. Dediler ya Allah söylemek istediğini söylemeyi becermedi mi? Yani söyleme, söylenen başka, söylenmek istenen başka. O kadar polemik konusu yapılacak bir mesele değil. Ama iyi bir Kur'an okuru, Kur'an'da böyle bir mantık olduğunu görür. Şimdi çok basit bir örnek vereyim size. Bir sürü var da bir tane söyleyeyim. Ana babaya iyilikten söz eden ayet var Kur'an-ı Kerim'de. İsra Suresi 23. ayet. Mesela billah ve kadâ rabbuke اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Sakın ha, işte ana babandan her ikisi veya bir tanesi yanında yaşlılığa erişince sakın ha onlara öf deme. Şimdi sizce söylenmek istenen sadece bu mu? Yani annene babana öf deme ama ağzını burnunu kırabilirsin. Ne dersen de. Bir öf deme. Yoksa ne olsa yap. Sadece öf deme. Bu değil. Bu değil. Söylenmek istenen var. Sözün tamamı anlıyorsunuz. Kime söylüyor? Sözün tamamı söylenmez. Hani ne demiş adam? Lep demeden leblebiyi anlamak, şimdi onu değiştirdiler. Lep demeden Çorum'u hatırlamak diyor. Leblebi bile değil. Bir ötesini hatırlayabilmek. Evet öyle bir şey. Tedebbür böyle bir şeydir. Söylenene bakarak söylenmek isteneni anlayacaksın. Bu en çok bu mantık bize Kur'an'ın kadınla ilgili bakışında lazımdır. Bunu yakalayamayan adamın Kur'an'ın kadına bakışını doğru anlaması mümkün değil. Bunu böyle anlayacak. Çünkü bu kitabın böyle bir mantığı var. Tedebbür böyle bir şeydir. Tedebbür başka bir şeydir. Allah'ın ayetlerini tedebbür etmek demek,
Allah'ın ayetleri doğrultusunda hayatının gelecek kısmına önlem almayı başarmaktır. Tedbir. Tedbir, tedebbür aynı kökten gelir. Önlem almayı öğretir Allah'ın ayetleri insana. Yani hayatı nasıl yaşaması gerektiğini öğretir. Tedebbür böyle bir düşüncedir. Tedebbür başka daha bir şeydir. Debera, dabir, dübür, arka demektir. Dabir, arka demektir. Arka bölge demektir. Tedebbür, bir sözün arka planını görebilmek demektir. Arka planını. Kur'an, ilmek ilmek birbirine iliştirilmiş nakışlardan oluşan bir kitaptır. Tedebbür, nakışları oluşturan ilmekleri yakalayabilmektir. Onun için ilahi kelamın indiriliş gayesi budur. Kur'an'ın yüzüyle konuşamayan, satırıyla konuşamayan arasıyla nasıl konuşacak? Söylediğini anlamayan, söylemek istediğini nasıl anlayacak? O itibarla kitabın bir indiriliş gayesi de odur. Başka yok mu? Olmaz mı? Bakara suresinin başına hemen ilk ayetlerine gidelim. Cevap var. Estağfirullah. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi. Huden lil muttakin. Kur'an muttakiler için bir rehberdir. Bak indiriliş gayesi. Sadece karanlıkları aydınlığa çıkarmayla bitmiyor misyonu. Aydınlığa çıkanların aydınlıkta kalmasını sağlayan kitaptır Kur'an. Muttaki olanın rehbere ne ihtiyacı vardır sorabilirsiniz. Zaten adam muttaki olmuş. Bir daha onun hidayetçiliğe niye ihtiyacı var? Bu tıpkı şuna benzer. Bir sporcu antrenman yapar 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 şampiyon olur. Nasıl olsa şampiyon oldum deyip yatarsa knockout ederler adam. Şampiyon olmak için de çalışmak lazım. Şampiyon kalmak için de çalışmak lazım. Kur'an bir adamı hem muttaki yapar hem muttaki kalmasını sağlar. Bu ayeti böyle anlamlandırmayanlar muttaki kelimesini başka inanç sahipleriyle de ilişkilendiriyorlar. O da bir bakıştır ama ben muttaki kalmak anlamını bu ayetin ifade ettiğini düşünüyorum. Öyle algılıyorum. Şimdi bir ayet daha söylemek istiyorum size. Kur'an'ın indiriliş gayesiyle ilgili. Şimdi bu Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ okuyoruz. İmamlar, müezzinler, akşam ve sabah namazlarından sonra bunu okurlar. Çok güzel. Allah kabul etsin. Haşr suresi 21, 22, 23. ayetler. 22, 23, 24. Bunlar okurlar da 21'i bir türlü okumaz. Ya 21'den başlasan. Hatta ne 21'i? Sen 18'den başlayın. 18'den başla, bak nasıl bir bütün oluşuyor. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 ayetlik bir pasajı 4'ünü bırakıp 3'ünü okuyor. Hadi ilk 3'ünü de diyelim ki bıraktın. Ama ne olur? 21'i bırakma. 21'i bırakma. 21 sana hayatı öğretiyor. Kitabın indiriliş misyonunu öğretiyor. Kitabın dönüştürücülüğünü sana hatırlatıyor. Diyor ki Estağfirullah. Lev enzelna hadel Kur'ane ala cebelin lera'eytehu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillahi. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah'a duyduğu saygıdan ve görev şuuru nedeniyle dağın diz çöktüğünü ve paramparça olduğunu gördü. Ve tilkel emsalu nadribuha linnas. İşte biz bütün bu örnekleri insanlara veriyoruz ki leallehum yetefekkerun.
biraz akıllarını çalıştırsınlar. Kur'an ölü olan, cansız görülen, en büyük kütlelere bile can veren bir kitap olarak indirilmiştir. Kitap daha can verecek ki dağ boyun büksün, parçalansın. Can vermeyen, canlandırmayan bir kitap böyle sonuçlar vermez. Allah'ın kitabı hayata can veren kitaptır. Hayata can versin diye Allah'ın kitabı indirilmiştir. İşte Enfal suresinin 24. ayeti. Buyuruyor Yüce Allah. Ya estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İstecibu lillahi ve lirrasuli. Allah'a ve peygambere icabet edin. Onların çağrısına uyun. Ne zaman? İzâ de'âküm. Allah sizi çağırdığı zaman. Ne? Lima yuhyikum. Sizi diriltecek şeye, size hayat verecek şeye, sizi can sahibi olmaktan ruh sahibi olmaya dönüştürecek şeye sizi çağırdığı zaman Allah'ın bu çağrısına icabet edin. Bu canlandırıcılığı ruh sahibi olmaya dönüştürmesi özelliği nedeniyle ilahi kelamın bir adı da ruh. Ve kedâ esâbillâh. Şura suresi 52. ayet. Ve kedâlike evhaynâ ileyke ruhan min emrinâ. İşte böylece biz sana katımızdan bir ruh vahyettik. Şura 52. Bir beden için ruhun anlamı neyse hayat için Kur'an'ın anlamı da işte odur. Onun için indirilmiştir. Hayatın, dünyanın, kainatın renksiz duruşuna rengini katsın diye Allah'ın kitabı indirilmiştir. Ve Allah'ın kitabı baştan başa bu insanoğluna gönderilmiş önemli bir şifa kaynağıdır. Ya eyyühennâs, kad câetküm mev'izatun min rabbiküm ve şifâun limâ fissudûr ve huden ve rahmetun lil müminin. İşte Kur'an'ın indiriliş gerekçeleri burada da sayılıyor. Ey bütün insanlık ailesi, size Rabbinizden mev'iza gelmiştir. Mev'iza öğüt demektir. Nasihat edecekseniz Allah'ın kitabıyla nasihat edin. Hangi ayet? Yunus suresi 57. ayet. Yunus suresi 57. ayet. Nasihat arayışındaysanız Kitabullah size yeter. Bütünüyle Allah'ın kitabının adı mev'izat. Öğüt. Başka? Gönüllerde bulunanın şifasıdır. İnançsızlık hastalığının şifasıdır Kur'an. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size bakın. Kur'an ayetlerini birbirinden bağımsız zannedenler ayetler arası irtibatı kuramadıkları için bazı ayetlerden anlaşılmaması gereken sonuçlar çıkartırlar. Mesela İsra suresinin 82. ayeti ve nezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan şifa olan ayetler indiriyoruz ve müminlere rahmet olan ayetler indiriyoruz diye bu ayeti Yunus suresi 57. ayetten bağımsız zannettikleri için Kur'an'da bazı ayetlerin bazı bedeni hastalıklara şifa olduğu sonucunu çıkartmıştır. Ne mesela? Fatiha okudun mu baş ağrısı gidiyor. Yasin okudun mu karın ağrısı gidiyor. İşte Mülk okudun mu bilmem ne oluyor, bir şey demiş. Yani böyle sonuçlar çıkartıyorlar. Bakın Kur'an'ın bir bölümü şifa değil, tamamı şifadır. Ve Kur'an'ın şifa oluşu gönüllerdeki inançsızlık ve davranışlardaki ahlaksızlık gidişatıyla alakalı bozukluğun giderilmesi anlamında bir şifadır. Allah'ın kitabı mesela bunun için de indirilmiştir.
Birkaç tanesini söylemiş oldum. Hiç olmazsa bir ayeti bitireyim. Dört taneyi bitiremeyeceğiz. Öyle anlaşıldı. Sıcak terledim. Siz de terlemiş olmanız lazım. Uyumak gibi bir durum olmasın. Ben terliyorum bir şey anlatayım diye. Millet uyursa olmaz. Enfal suresinde de geçiyor. Yaşadığının farkında olmayanlar da. Nem suresi. Enfal'ı birleştirdiğimiz zaman bu kitap dünyadan kopanlara değil, Kur'an'dan kopanlara bir hayattır. Dünyadan kopanlar için değil, hayattan kopanlar için. Kalbini öldürenler için indirilmiş. O zaman mezarlıklardaki programlar kimle gidiyor? Siz bilirsiniz. Evet, ben zaten sicili bozuk bir adamım o konuda. Tamam. Beni gören adam diyor ki, bak diyor ki Kur'an ölülere okunmaz. Tamam, sen de okunur de, ruzun mahşırda göreceğiz kimin haklı olduğunu. Bakalım kim haklıymış. Bu kitabın neresinde ey ölüler diye bir hitap var. Ara, bul bana da göster. Ya da Peygamberimiz 23 yıllık risalet hayatında ne zaman demiş ki, şimdi bir ayet geldi bu ölülerle alakalı, gelin bunu mezarlığa tebliğ edelim demiş. Kardeş, kitabın manasını anlamayarak manasını öldürdük. Kitabı anlamayanlara okuyarak milletin zihnindeki Kur'an algısını öldürdük. Ve Kur'an'ı ebediyen anlayamayacak olanlara okumayı maharet saydık. Bu bizim tanıdığımız ve ilahi kelamın kilometre taşlarını verdiği Kur'an tanımına uygun değildir. Ben ölülerim için ne yapayım? Ya ben sen ölülerin için ne yaparsan yap. Ölün kendisi için bir şey yapmalıydı. Buradan oraya dürtüklemelerle olmaz bu iş. Böyle olduğu zaman adam hayatta bir şey yapmaz, hep ihale eder. Der ki ve sene 7'sinde filanca okusun, 17'sinde filanca okusun, 47'sinde filanca okusun, yıl dönümünde filanca okusun. Sen ne yapacaksın? Hani men amile salihan feli nefsihi, ne olacak? Kim iyilik yaparsa kendisi için yapar. Onu transfer ediyor. Gönderiyor yana bu yana. Ve ma tunfiku min hayrin feli enfusikum. Neyi infak ediyorsanız kendiniz için yaparsınız bunu. Adam ihale ediyor. Ölülerim için hiçbir şey yapamam mı? Yaparsın. Ölülerin için ibadet yapamazsın. Yani baban için namaz kılamazsın. Baban için oruç tutamazsın. Kurban geliyor şimdi. Adam diyor, Peygamberimiz için kurban kesiyoruz. Hisse alan var mı? Adam da coşuyor. Düşünüyor ki Hazreti Peygamberimizle aynı kurbanda işte ibadet yapıyorlar. İlgisi yok. Ölü için kurban falan kesilir mi? Yani rant arıyorsan başka yerde ara canım. Allah'ın dinini satma. Ama ölülerin için dua edersin kardeşim. Dua edersin ya. Ya Rabbi geçmiş ölülerime rahmet eyle. Bu duayı yapmanın hiçbir ambargosu yok. Ama Allah'ın hayat veren kitabını ölüme mahkum edenler bunun faturası altında ezilecekler. Şimdi bizim mezarlığa gidin. Orada Kıranköy'deki mezarlığa. Asri mezarına bakın ne oluyor. Kur'an okunuyor. Ne kadar güzel gördüm. Mezarlıkta Kur'an okunuyor. Ne kadar güzel. Bütün kitap oraya hapsolur. Tamam. Evlerimizde raflara, şehirlerimizde mezarlıklara terk edilmiş bir kitap. Hani saatlerdir anlattığımız hakikatler şu pratiklerle uyumlu mu? Değil. Bunu söyleyince rahatsız oluyor adam. O ben Allah rahatsız olmasın diye çalışıyorum. Sen rahatsız olmuş, hiç önemli değil. Beni sen yargılamayacaksın. Allah yargılayacak. Onun yargısında beraat etmek isterim. Allah varken başkası adına yaşamak Allah'ı hesaba katmamaktır. Mümin Allah'lı yaşamayı başaran adam. Allah'ı hesaba katmadan yaşanmak. Ya da din adına böyle bir pratik doğru bir pratik değil. Evet, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah bu kitabı indirmiştir. Bi izni rabbihim. Bak,
Bi'izni Rabbihi. Rablerinin izniyle, Rablerinin arzusuyla, Rablerinin öğretmesiyle, Rablerinin direktifiyle, Allah'ın onayıyla, Allah'ı hesaba katarak insanları peygamberler ya da kitaplar karanlıklardan aydınlığa çıkartmaya adaydırlar. Allah hesaba katılmadan bu olmaz. Onun için başta söylemiştim. Karanlıklardan aydınlığa çıkartmak bu kitabın indiriliş gayesidir ama karanlıklardan aydınlığa çıkaran varlık Yüce Allah. Onun için biizni Rabbihim demek Allah'ın izniyle, onun rızasıyla, onun direktifiyle, onun öğretmesiyle bu gerçekleşir. Peygamberimiz kendisi Allah'ın izniyle, Allah'ın arzusuyla, onun direktifiyle Allah'a davet eden bir misyonun sahibi olarak tanıtılmıştır. Ahzab suresinin 46. ayetinde ve da'iyen ilallahi, Allah'a çağıracak peygamber biiznihi, Allah'ın izniyle, Allah'ın arzusuyla Allah'a çağıracak ve Allah'a çağıracak peygamber kendisine değil, partisine değil, grubuna değil, cemaatine değil, tarikatına değil, mezhebine değil, Allah'a çağıracak Allah'ın adına iş yapanlar. Allah'a davet Kur'an'ın misyonu. Peygamberimizin yaptığı işte bu. Rablerinin izniyle çağıracaklar. Nereye? İlâ sıratil azizil hamid. En güçlü olan ve övülmeye layık tek varlık olan Allah'ın yoluna insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak üzere bir misyonla buluşturulmuş bir kitabın suresidir İbrahim suresi. Onun birinci ayetini biraz olsun okumaya çalıştım. Ama sırat kelimesiyle alakalı da söylemem gereken 8-10 tane ayet vardı. Ve fakat onları artık bırakalım. Daha fazla yormadan, ilk dersi işkenceye dönüştürmeden tadında bırakalım. Gene önümüzdeki hafta inşallah Sırat-ül Aziz-ül Hamid'den başlamak kaydıyla dersi devam ettirmeye çalışalım. Çarşamba günü. Çarşamba günü. Havalara yönelik. Hava.